Evet, biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl geçti bakalım okul küçük hanım? Çok iyiydi. Verin sana. Gönül teyze nasılsın? İyiyim tatlım, sen nasılsın? Süperim. Anne bugün beni öğretmen bir övdü. Hem de herkesin içinde. Ya. Görmen lazımdı. Aferin benim kızım. Bir de öğretmen bana bir mektup verdi. Tamam, bakayım. Peki seni niye övdü? Bir anlat bakayım. Çünkü sınıfta son sınavda bütün soruları tek ben doğru cevaplamışım. Aferin sana. Aferin Zeynep'ciğim. Darısı Orçun abinin başına. Zeynep ablalarına çekmiş. Havuç abisi Orçun abisine benzememiş. Doğru. Tabii her zaman olduğu gibi bu sorunun kaynağı da Hüseyin. Şimdi Hüseyin'le ne alakası var konunun? Çünkü Havuç'la Orçun Hüseyin'den daha haşır neşir oldular. Duygu'yla Merve o kadar olmadı. Hiç bileceğim yoktu Emine ya. Hadi bakalım odanı üstünü değiştiriyorsun. Ellerini yüzünü güzelce yıkıyorsun. Emine ablan sana yemek hazırlıyor. Tamam. Hadi görüşürüz Zeynep. Ben de görev yerine. Aç bakalım ne yazmış öğretmenim. Meltem ne yazıyor? Kötü bir şey mi? Ne? Zeynep'in öğretmeni bana ve Halo'ya teşekkür ediyor. Ona hem mutlu bir aile ortamı sağladığımız hem de iyi birer anne baba olduğumuz için. Ay çok güzel bir haber bu. Zeynep'in notlarını önceki okulundaki notlarıyla karşılaştırmış. Oradan notlarını almış ve arada çok büyük fark varmış. Her şey şimdi çok daha iyiymiş. Ne diyorsun? Ama doğru Meltem'cim yani sizin verdiğiniz o sıcak aile ortamını, anne baba ortamını kim verebilir ki? 2 ay sonra o ortamdan eser kalmayacak. Meltem'cim eşler boşanır ama anne babalar boşanamaz. Doğru. Zeynep için hiçbir şey değişmeyecek. Ben sizin boşanacağınıza inanmıyorum Meltem'cim. Ama diyelim ki öyle oldu, boşandınız. Siz yine de Zeynep'e annelik, babalık yapmaya, en iyi şekilde yapmaya devam edeceksiniz. Onu biliyorum zaten. Ben şu mektubun fotoğrafını Halva yollayayım. Yolla. Tamam Işıl Hanım o zaman. Aynı yerde görüşmek üzere. Tamam hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte ben. Herkese gönül veremem ben. Zero gel otur şuraya. Abi. Otur şuraya. Ne oldu? Ne olabilir? Işıl Hanım'la buluşacağım. Her buluştuğumda böyle hissediyorum kendimi. Abi kötü hissediyorum kendimi. Ne yapacağım bilemiyorum. Benim ayağım dolaşıyor bin aylık ya. Niye buluşmak istiyormuş? İş için buluşmak istiyor. Tamam. Tamam da ama yani ya ben bilemiyorum ne yapacağım ya abiciğim ya. Ya hakikaten başka bir şeyler bulmam lazım. Başka bir yöntem bulmam lazım. Ajansla mı konuşayım onu da bilemiyorum yani ne yapacağım. Şöyle ya. Sen bu işi bırak, başkası yapsın. Düşündüm işte, onu diyorum. Ajansla onunla konuşayım ama Gönül anlar. Yani Gönül niye bıraktın bu işi der. Yani Gönül hemen uyanır yani. Çünkü ya bu bizim için son derece önemli. Konuyu da öğrendi. O açıdan yani, diyorum yani. Bir şeyler uydur, ben işimi tamamladım de bitir yani. Ya yemez abi Gönül, mümkün değil yani. Ya hakikaten şu anda beni en çok kurtaracak şey işi bırakmam. Yani gidip ben bu işi yapmıyorum demem. Ama yani Gönül açısından çok büyük problem olur. Ben biliyorum Işıl Hanım buraya kadar geldi Haluk ya. Oğlum nereden anlayacak Gönül? Ben yalan söyleyemem abiciğim. Ben karıma yalan söyleyemem. Kusura bakma. Benim şeyimde öyle bir şey yok. Ben Gönül'e yalan söyleyemem. Yalan söyleyemiyorsun ama kızı gördüğün zaman da heyecanlanıyorsun. Tutamışsın abiciğim ya. Yine kulağı var. Şu anda Gönül'ün kara sularındayız. Lütfen. Ya bir yere şey olacak yani Gönül anlayacak ondan sonra. Ya. Lütfen. Heyecan falan söyleme bu evde lütfen. Ya şöyle yapabilir miyiz? Yani ben senin yani yakın arkadaşınım. Yani arkadaşından öteyim ben. Ben kardeşinden öteye gitmek senin için. Benimle sen de gelir misin? Nereye? Buluşmaya. Niye? Senaryo okuyacağız ya sen de benimle beraber gel. Olmaz oğlum öyle şey. Siz gidin yapın toplantınızı. Ya ne olur ya sana da bir hava değişikliği olur abi. Ne olur elim ayağım dolaşıyor birbirine yalvarıyorum ya. Benim öyle hava değişikliğine falan ihtiyacım yok. Benim ne işim var orada? Git yap toplantını. Ya, abicim tamam hava değiştirme. Benim için gel ya. Ya arkadaş olarak senden bir şey isteyemez miyim ben ya? Ne olursun gideceğiz oturacağız sen de benim yanımda otur. Ya benim için bu başkası için değil yani öyle düşün yani. Sağ teşekkür ederim. Ben hazırlanıp geliyorum abi. Niye hazırlanıyorsun oğlum? Böyle çıkıp gideceğiz işte. Üstümü şey yapayım abi. Hey. Hadi.
Meltem bitti, zero başladı. Benim hayatım kapı önünde birilerini beklemekle geçiyor. Zero hadi! Abi geliyorum. Nasıl oldu? Bu hal ne böyle? Ne oldu? Oğlum alt tarafı iş görüşmesine kafeye gidiyoruz. Niye böyle süslü püslü giyindin? Ya bunun nesi süslü püslü abi? Affedersin kusura bakma. İş görüşmesine gidiyoruz kadınla ya. Ya bu arada ağaç oldu kadın. Ya senin yüzünden yemin ediyorum kadını bekletiyorum orada. Hadi hadi biraz çabuk ol. Sanki benim yüzümden ağaç oldu. Bir saattir seni bekliyorum oğlum. Çok yaşa. Ol. Ciğerime kadar girdi bu parfüm. Bu ne ya? Ama biraz güzel kokmak lazım abi. Kız çok güzel bir parfüm kullanıyor zaten. Ondan ben de sıkıyorum. Nasıl geliyor? Ha? Kız seni gördüğü zaman bayılmasa iyi. Gerçekten mi? Bayılır mı kız beni görünce? Ha? O anlamda değil. Parfüm yüzünden. Hep parfümle ne alakası var Haluk ya? Yani bir yakışıklığımı görünce bir şey ya yapabilirim. Tamam, hadi yürü. Bayılmaması için ben şey yaparım ama. Şey, nasıl kız? Sıkıyor mu sana ben? Hayır, sıkıyorum. Yürü hadi. Tamam, çıkıyorum. Bir dakika abi. Bir dakika. Bir dakika. Gence abi yetmez mi artık ya? Yetmez. Daha çözmen gereken 5 soru daha var Orçun. Devam. Hadi sen sorularını çözerken ben de biraz Merve ile sohbet edeyim ha. Bak vallahi anneme şikayet edeceğim seni. Benden çalışıyor ama Merve ile geyik yapıyor diyeceğim. Bence bana kıyamazsın. Hem sen sorularını çözerken benim işim olmuyor ki. Takılırsan sorarsın. Tamam mı? Tamam. Ben seni kırırım Gencer abi. Zaten ben de çok sıkılmıştım. Orçun soru çözerken biz de iki lafın belini kıralım. Ya dalga geçmesene. Ya ne yapayım? Tutku ablanın anlattıklarını iyi dinleseydin. Bir dakika, bir dakika. Siz daha önce başka birinden ders falan mı aldınız? Yok öyle profesyonel bir şey değil. Haluk amcaların şirketinde çalışan bir Tutku ablamız vardı. Biz de onu çok sevdik. İşte arada bir bize matematik anlatıyordu. Ya onlar daha çok Merve ile takılıyorlardı. Hani bana çok yardımcı oldu desem yalan olur. Orçun, sen sorularını çözemem. Ay ders kaydetmek için fırsat arıyor ya. Sonra ne oldu? Sonra galiba Haluk amcaların şirketinden ayrılmış sanırım. Öyle o gidince biz de koptuk. Devam etmediniz yani. Yok. Aslında keşke devam etseymişsiniz Tutku Hanım'la derslere. Ben böyle şeylere çok kızıyorum. Yani bir öğrenciyle derse başlıyorsun ve sonra yarım bırakıp gidiyorsun. Olacak iş değil. Ama dedim ya ki zaten bir öğretmen değildi. Böyle vakti olunca bize anlatıyordu. Olsun. Yine de başladı işi yarım bırakmamalıydı. Bak Orçun'un ne kadar konu eksiği var. Yok o Tutku ablayla ilgili de o direkt Orçun'la ilgili bir şey. Hayret. Aslında Gönül Hanım böyle şeylere dikkat eden bir kadına benziyor. Nasıl oldu da böyle bir şey izin verdi anlayamadım. Yani Tutku Hanım Haluk Beylerin işinden ayrılmış olsa bile derslerine devam edebilirdi. Annem Tutku ablanın adını bile yasakladı bu evde. Ne dersi ya? Aa evet artık hiç konusu geçmiyor. Herhalde aralarında bir anlaşmazlık olmuştur. Herhalde. Fotoğrafı falan yok mu? Aa, hiç yok. Sosyal medyadan falan arkadaş değil misiniz? Aslında ben bir ara bakmıştım takip isteği atmak için ama bulamadım hesabını. Tutku abla izni kaybettirdi. Anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alır, ayrı düğüm tutarım.